diğer kaynaklarında İsra olayının Mekke'nin ilk 10 yılını mütakiben başlayan Hatice annenin ve Ebu Talip amcanın vefatları. Taif seferi ardından boykotla yaşanan hüzün yılları içinde vuku bulduğu bilgisiyle karşılaşması. Surenin ilk ayetinde anlatılan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya doğru gerçekleştirilen bir gece yürüyüşünün tarihin bundan sonra akacağı birleşik mecraya bir gündüzlük yaptığına tanıklık ediyoruz. Çok geçmeden Mekkeli müminler Kudüs istikametinde gerçekleştirecekleri büyük bir göç ile Yesrib'i kendilerine iman yurdu edineceklerdir. Ve bu kentte kıbleleri Kudüs'ten Mekke'ye tevcih edilecek. Kudüs, İsrail'in Mesih'le noktalanan bereketli tarihinin Ahmet Aleyhisselam'la devam edecek bir ayetidir. İsra, Medine'ye hicretin ve kıblenin tahvili için bir mübeşşirdi. Bir gece başlayan yürüyüşün gündüze sarkan periyodunda fecir okuyuşunu ikame etmek. Ali Muhammed'e Resul-i Ekrem'in tevdi ettiği emanet buydu. Şems'in zuhura kayması sonrasında tüm zamanların sonuna dek yürüyüşünü sürdürdüğü bir kesidin evlatlarıyız. Korumamız gereken bir salat-ı vusta vakti. Asr-ı saninin son dakikalarını uykuda heder etmiş bir fetret devri kuşağı. Uykumuza değil, intibahımıza şahit olmalı melekler. Allah ve meleklerin salat ettiği elçisine salavat vakti şimdi. Sahurlardan alışığız gündüz için biriktirmeye. Asr-ı saadet gecelerinin yoğun mesaisiydi. Allah'ın kopmaz halatı Kur'an. Makam-ı Mahmud'un sahibi iftihar edecek Ali Muhammed ile. İlahi vaadi tasdik ile girilir bu yola. Batılın zail oluşuna sıddıkla şahit olunur. Güneş doğmuşsa karanlık yoktur artık. Hakikat güneştir. Güneş balçıkla sıvanır mı hiç? Yüce elçinin duası makbuldür. Nusret ve fetih bahşedilmiştir ona. Ali Muhammed'in fetret devri ensarı nerede? Ramazan'ın ortasında okuduğumuz bir mehtap aydınlığındaki İsra suresinin bu evrensel değerleri ilkeleştiren ayetleriyle karşı karşıyayız. Hem Musa'nın levhaları hem Lokman'ın hikmetiyle mukayeseli okunması gereken ilkeler. Rabbine karşı nankör şeytana eş veya kardeş olmak istemeyen, gerilmek ve kovulmak istemeyen fıtratların sorumlu kalplerinde çoktan onay bulmuş ilkelerdir bunlar. Allah'a ve Allah için yürümek isteyenlerin ilkeleri. Eminliğinden hiç şaşmayan ve güvenenlere hiç şaşırtmayan ilkeler. Tüm bir gece boyunca fecir doğana dek inzal olan Kur'an. Artık fecir okuması müminler için rahmet saçacak, dertleri şifa bulacaktır. Fecr-i sadıkta, karanlıkta kalmışların hasarı ne de büyük. Kur'an gibi bir nimete sırt çevirip karanlığa dalmak ne acı. Şerle kuşatılmış, şerre temas etmiş kişinin umutsuzluğuna duçar olanları rahmete ve şifaya çağıracak bir gündüz okuyuşuna kulak verin. Şakilesi neyse ona göre şekilleniyor herkes. İlahi yasa bu. Kim muhtedi, en iyi bilen Rabbi Müteal. Surenin ortaları ama Ademoğlunun başlangıç yılları. Eşref-i mahlukat kılınarak ikrama mazhar kılındığı günler. Şeytan yaratılış mayasına takılıdır hala. O çamurdan ama diye sürdürüyor itirazını habire. Eğer Rabbinden kıyamet gününe kadar
süre koparabilirse, azmasına sebep olan insanı Allah'a değil, kendisine bağlı kılarak sefil kılmaya deneyecektir. Ona tabi olan artık ondandır. Onunla beraber cehennemi dolduracaklardan olacaktır ikramı reddeden. Şeytan o gün, bugündür propagandada, kendi davası için. Açtığı savaşın meydanında dolu dizgin koşturuyor. Atlısıyla, yayasıyla adam devşiriyor saflarına. Vaat ettiği ne ki? Sadece yaygara. Katılmayana ne yapabilir ki? Sadece ihva. İnsanın mallarına ve oğullarına ortaklıkla büyüyen bir servetin üzerinde oturmaktadır. O gün bugündür şeytan. Adem'in iki oğlu arasındaki muharebe ve münakaşadır bu. İkincisi, birincisine elini kaldırmaz. Topraktan yaratıldığını unutmayan çiftçidir o. Yine toprağa döneceğini bilir o yüzden de. Allah'tan bir ruh üflenmiştir ya kendisine. Tohumu gömer toprağa bu yüzden de. Hiçbir şey değilken bir çiğnem et parçası kılan ve ondan da yaratana küfretmez, nankörlük etmez. Nasihat eden, ateşi söndürmek isteyen bu topraktır. Ama diğeri yangına körükle varır. Yakmaya çalışır bu yüzden etrafını. Denizde süzülüp gitmekte olan gemiler, içinde rahim olan Allah'ın taşıdığı Adem'in çocukları. Fırtınalar dünyası başlamaya dursun, hemen Rabbine rücu ederler. Ama karaya çıkınca duyduğu yine sadece şeytanın naraları. Nankörce bu en yakın ikramı bile unutup hiçleşen insan. Sanki karada Rabbi onu yakalayamazmış gibi. Kasırgalar üzerimize taşlar yağdıramazmış gibi. Sadece denizde değil, karada da onun emriyle taşınmakta olduğumuzu hatırlatıyoruz bir kere daha. Nuh'un denizlerden karalara inişi gibi inmişti Adem dünyamıza. Gemi bir sığınaktı. Nuh'un sürgün olmayan hayatı gibiydi Adem'in yeryüzü hayatı da. Kıssanın İsra suresinde anlatılıyor oluşunun da katkısını buna eklemeli. İsra'ya miracı ekleyerek cennete çıkan oğul, belki de cennetten yeryüzüne inen Adem'in koridorunu kullanmaktaydı. Mekke'ye döndü. Belki Adem'in ilk beyti inşa etmek için yürüdüğü yolu kullanarak döndü. Musa ile İsra ederken göğün indirdiklerine dayanamayanlara Musa'nın önerisi Mısır'a geri dönüştü. Diledikleri oradaydı zira. İsrail yani Allah'a kul olunmasını istenilenler şeytanın yoluna koyuldular. Bu bir zenginleşme değil, yoksullaşmaydı aslında. Ataları Adem'in esinlenerek tevbe etmeleri gereken zürriyeti, tevbe etmeyerek şeytanın oğullarıdır artık ve sürekli düşüştedirler. Yola devam edenler ise göğün indirdiklerine yükselmekteydi. Uruç eyleyenler hubut edilse de yeryüzüne, ancak İsra'ya devam edebilenlerdi. Yeryüzüne indirilişini gökyüzüne çıkarılış olarak değiştirebilenlere ne mutlu. Hira mağarasından Sevr mağarasına. Her ikisi de iki köklü mücadelenin başlangıcına işaret eden sembolizm. Kehf ashabının Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed arası köprüsüne anlamlı bir tefafukla İsra suresinin hemen ardından temas ediliyor. Mağara koruyor bir döl yatağı gibi. Tıpkı bir fıtrat gibi. Mağara kokuşan 300 yılın günahından beri tutuyor onları. Uyandıklarında zamandaş bulamıyorlar kendilerine. Zamanı kokutanlar tarafından mürteci görünürler. Halbuki
tuzu bile kokutmuşlardır onları ilkel bulanlar. Başkaca çareleri kalmamıştır. Geldikleri yere geri dönerler. Kıyamet gününe dek sürecek uykularına yeniden dalarlar. Mağaradan çıkanlar, istihareyi çözenler, ışığı görenlerdir aslında. O ışık ki Hira'da, Sevr mağarasında yeniden döner hayata. Yedi uyurların uykuya dalış hikayesini anlatarak uyandırır kulak verenleri. Kulak verenler için hakikattir uyanlar. Gaflette olanlar için esatirdir. Kuşçu kuşlarını çağırdığında hakikat sevdalıları inkılaba kalp verecektir. Kitabın tam orta yerinden okuyoruz. 15. cüzden. Mağaradan çıkıp bakınıyoruz bağ ve bostan sahiplerinin hikayesine. Kehf suresine telmihle 300 yıllık uykudan uyanalım temennisiyle. Hayatın ortasından okuyoruz, tarihin ortasından. Ortasında bir ziraat olan, iki yanında üzüm ve hurmalıkların yer aldığı bir cennetin ortasındayız. Kehf suresi iki denizin birleştiği yerden önce, iki bahçe ve iki adamın arasında Araf'ta oturtuyor okurunu. Ziraat benzeri bir berzah gibi geçiyor iki bahçenin arasından. Bahçelere suyla beslenen nehirler fışkırıyor bir gözeden. Bağ ve bahçe boy verecektir artık. Ürünleri kuşatan bir karartı da yok. Başka semerleri de var bahçenin. İki adam insanlık ağacının iki ayrı meyvesi değil mi? Kardeş gerilerde ortak atanın Adem'in çocukları değil mi? İsra suresi öğretmiştir ki şeytan Adem'in evlatlarından bazısını kendisine evlat edinecek, mallarına ortak olacaktır. Böylesi bir adam ile kardeştir şeytan. Şeytan, adamın kendisinin sandığı bahçeyi çoktan devşirmiştir. Onun dilinde konuşan şeytandır adeta. Aynı haset, aynı kibir dili. Tekasürle oyalanan adamın teşhirini görürsünüz. Kitaptan nasibi olsa da değişmez çokluk gereçleri, sebepleri. Anadan olanla sonradan olan, asli olanla sahte olan bir olur mu hiç? Ne bahçesi ne de maidesi bir olamaz. Şeytan sahte cenneti ve meyvelerini böyle zinetlemektedir onlara. Asıl cenneti ve yemişlerini ise kötü göstermektedir. Ters yüz etmektedir eşyayı, manayı. Selam ile giremez bahçeye o cahiller güruhu. Nefsine zalim olarak oradadırlar. Saat sonrası kıyam yok ona göre. Varsa bir inkılap, ona ancak bu hayır getirecektir. Bir bilselerdi. Ebediyen yok olmayacak olan mülk güveni değil, Allah ile takit olan beklenti. La kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç yoktur. Kendisini mal ve evlatça üstün görenin sonunu hatırlatmakta Allah. Semadan irsal edilen bir afetle sabahlamak da ihtimal dahilindedir. Kayıp gitmiş toprakları ya da suyun dibe vurduğunu tekrar talep edemeyeceğin, güç getiremeyeceğin kadar derinliklere kaçtığını düşünün. Ekinlerin ve meyvelerin kuşatılmıştır. Avuçları boşta kalmıştır. Harcadıkları sonuçsuz kalmıştır. Çardakları da. Şimdi yanma, yakınma zamanıdır. Keşke böbürlenmeseydim, büyüklenmeseydim. Allah'tan gayri nusret kapısı yoktur artık. Velayet hak olan Allah'a aittir. Kehf suresinin ikinci kıssası olan Hazreti Musa'nın hikayesi 15. cüzde başlar, 16. cüze sarkar.
hakikatin zahire inat çehresi niçin bize aralanıyor dersiniz. Batırılan gemimizin, onarılan duvarımızın, öldürülen yavrumuzun anlamı ne? Yusuf suresinde düşlerin yorumunu izlerken, Kehf suresi hayatın kendisini bir düş haline dönüştürüyor. Ancak ölünce uyanırız uykumuzdan, sonlandırırız rüyamızı. Asıl yorum o an başlar. Bir nebiye ilahi sırları ifşa eden elçiler, Kur'an'da melaike olarak anılır. Allah o resulleriyle kuluna bilmediklerini talim ettirir. Kullarından bir kul ile Kelimullah olan bir nebinin hayli öğretici bir öyküsüyle baş başayız. Adem'in cennetteki tecrübe bilgiyle donatılması gibi bir süreç. Öğrenme sürecindeki insanoğlunun yaşadığı sabırsızlık. İnsanı dipsiz evrende cevapsız sorular altında bunaltmayan, kullarından seçtiklerine indirdiği kitaplarla hidayet eden Allah, üzerinde teksif olan kalbi mutmain kılabilecek bir haykırıştır hamd. Bu, inzar ve tebşir dengesi üzerinde kurulmuştur bu beyan. Dualarımızın başı ve sonudur da aynı zamanda.